Hepimizin hiçbir şey yapmak istemediği, böylece uzanıp kalkmamak için karşı konulamaz bir dürtüye sahip olduğu günler vardır. Devam etmek için hiç motivasyonumuzun olmadığı ve "Neden uğraşıyorum ki?" gibi soruları sormaya başladığımız günler. Herkes eninde sonunda böyle hissedecektir. Elon Musk ve Jeff Bezos gibi başarılı insanlar bile. Yine de onları öne çıkaran çok önemli bir yön vardır. Yani yapmak istemeseler bile zor işi yapmak için beyinlerini kandırabileceklerini bilirler. Bu nedenle istediğiniz şeyleri yapmak için beyninizi nasıl kandıracağınızı bilmek, öğrenmeniz gereken çok önemli bir beceridir. Bir şeyi yapıp yapmamak konusunda sürekli beyninizle kavga etmek yerine tek seferde her şey için karar verebilirsiniz. Eğer zihninizin sizi dinlemesini sağlamakta sorun yaşıyorsanız, bu video tam da ihtiyacınız olan şey. Başarılı insanların canları istemeseler bile işleri halledebildiklerini hepimiz biliyoruz. Kendi duygularını kontrol etmek için zihinlerini hackleyebilirler. Bu ortalama bir insanın neden ortalama olarak kaldığının en büyük sebebidir. Ortalama bir insan vücutlarının onları kontrol etmesine izin verir ve kendisine faydası olmayan duygulara, duygusal arzulara kapılırlar. İşleri daha iyi anlamak için dopamin hakkında daha fazla ayrıntıya girmeliyiz. Bundan çoğu zaman mutluluk ve tatmin edici bir hayata ulaşmak için anlamanız gereken tek şey olarak bahsedilir. Birçok makale dopaminden ruh halinizi iyileştirmeye veya tatların sizi neden mutlu ettiğini anlamaya yardımcı olduğundan bahsedecektir. Fakat işin doğrusu bu nörotransmitterin hazdan çok motivasyon fikriyle ilişkili olmasıdır. Bir görevi ne zaman gerçekleştirseniz veya başarıyla tamamlasanız, beyniniz zaten bir ödülün yolda olduğunu bilecektir. Çünkü dopamin ona bu haberi verir. Bu sebeple harekete geçmeden önce şu senaryoyu düşünün. Uzun zamandır beklediğiniz bir dizinin fragmanını izliyorsunuz ve bu sizi iyi hissettiriyor. Ve çıkar çıkmaz kendinizi sadece akşamlarınızı yalnızca o diziyi izleyerek geçireceğinizi söylüyorsunuz. Böylece saatlerinizi onu izleyerek geçirebilecek kadar motive olmuş hissediyorsunuz. Çünkü işleyiş şeklimiz bu şekilde. Başlamadan önce bile zamanınızın iyi harcandığını biliyorsunuz. Çünkü ödül bekliyorsunuz. Telefonunuza bir bildirim gelmesi de aynı şekildedir. Bu konuda çok heyecanlanırsınız. Dışarıda buz gibi havada yürüyor olsanız da telefonunuzu cebinizden çıkarmak ve kimin ne yazdığını görmek için yine de motive hissedersiniz. Sadece bir şeyin gerçekleşebileceği beklentisi sizi harekete geçirir. Ancak iş zor şeyleri yapmaya gelince daha önce bahsedilen bu ödül beklentisi birçok kez söz konusu bile olamaz. Zor şeyi yapmanın size getireceği yararın farkında olabilirsiniz. Ama yine de bundan pek memnun değilsinizdir. Her şey anlık tatminin kulağa her zaman belirli bir aktiviteyi yapma sürecinin tamamından daha iyi geleceği ve bunu bize ancak bir süre sonra faydalı ödüller getireceği fikrine dayanır. İnsan beyni aslında bu şekilde çalışır. Ne zaman bir şey yapmak sisteminizin yüksek düzeyde dopamin salgılamasına neden olursa bunu yapmaya devam etme dürtüsünü hissedeceksiniz. Sizi tekrar ve tekrar yapmaya itecektir. Beyin size haz hissettiren büyük miktarda dopamin salgıladığı sürece size zarar veren bir şey ile vermeyen bir şey arasında asla bir fark yaratmayacaktır. Uyuşturucu bağımlılığı bunu anlamak için iyi bir örnektir. Çünkü bu maddeler onlar için ne kadar zararlı olsa ve bunun tamamen farkında olsalar da yine de o maddelere düşkün olacaklardır. Aynı şey alkol bağımlılığı, kumar oynamak ve video oyunları oynamak için de geçerlidir. Ve bu tür faaliyetlere ne kadar çok düşkünseniz sisteminiz o kadar fazla tolerans geliştirecektir. Dopamin seviyenizi anında yükselten bu aktiviteler bir süre sonra kendinizi iyi hissettirecek aktivitelere kıyasla onları yapmak için her zaman daha fazla motive olmanızı sağlayacaktır. Kimsenin düşünmek bile istemediği o zor şeyleri yapmaktan zevk almanızı sağlamak için beyninizi temelde kandırmanın yolları vardır. Mikro hedefler kullanışlı bir araçtır. Çünkü uzun vadede daha büyük başarılar yaratacak küçük başarıları yaratırlar. Ve bu kadar küçük bir şeyi başardıktan sonra bile kendinizi her zaman ödüllendirmeniz önemlidir. Yatağınızı toplamak veya bulaşık yıkamak gibi. Ders çalışmak veya işiniz için bir şeyler yapmak söz konusu olduğunda görevlerinizi daha küçük parçalara bölebilirsiniz. Ve böylece bu büyük resim sizi o kadar da fazla yormaz. Örneğin projeniz üzerinde 2 saat çalışın ve ardından en sevdiğiniz pizzayı sipariş edin. Bu ödüllendirme sistemi biraz uğraştırdıktan sonra bir ödülün sizi beklediğini öğrenmenizi belirleyecek. Egzersiz yapmak, zor şeylerden zevk almayı öğrenmeye yardımcı olan başka bir yararlı araçtır. Görünüşe göre sadece 20 dakikalık aerobik egzersizi, zor şeyleri yapmak için ihtiyaç duyduğunuz motivasyonu elde etmenize yardımcı olabilir.
Çünkü dopamin seviyeleriniz düzenlenir. Belki de akılda tutulması gereken en önemli noktalardan biri vücudunuza yeterli saat uyku sağlamaktır. Ancak geceleri yeterince dinlenmezseniz gün boyunca gerçekten düşük dopamin seviyeleri yaşayabilirsiniz. Yani onlara en çok ihtiyaç duyduğunuz zaman. Ve sonuç olarak bir şeyler yapmak için daha az motive hissedeceksiniz. Dopamin seviyenizi size karşı değil de sizin için çalışacak şekilde yönlendirmek için ihtiyacınız olan araçlara sahip olduğunuzu anladığınızda bütün bunlar anlam kazanacaktır.